epey uzun bir zaman Cumhuriyet'in büyük bir kısmında gözlemci, birinci derecede ne olup ne bildiğini bilme imkanı olan birisi olduğum vakit şahıslara göre toplumsal sorunların çözüleceğini yahut bozulacağını izliyor olmak hüzün veriyor. Yani bir gerçekten bir demokratik hukuk devletinde temel hak ve özgürlükler üstünden çok rahatlıkla şimdiye kadar bin kere çözülmesi gereken işler büyük acılara, büyük faturalara neden oluyor. Ve umutlarla başlıyor ve umutsuzlukla sona eriyor. Çünkü neden? Kuralları, ilkeleri uygulamak yerine hep devleti yönetenlerin hem kişisel ihbarları hem o devlette egemen olan zihniyetin sınırlarının dışına taşıp bir demokrasinin olması gereken noktalar işi götürmüyorlar. Şimdi bu çözüm konusunda da yani ben değişmeyeyim, sonunda kendime yontayım ama anlaşalım gibi bir tavır görüyorum. Ya bundan vazgeçmeleri mümkün mü? Sanmıyorum yani bugünkü kadarki uygulamalarına bakıp. Ama dış dünyanın hayatın dayatması var, hayatın zorlaması var. İşler çok sıkışık Türkiye için ya. Dış politikada hiçbir şey gitmiyor. Çöktü, ekonomi de çöktü. Yani bir çözülme dönemi yaşıyor Türkiye. Ben hep söylüyorum, Osmanlı'nın Balkan dönemini yaşıyor. Çaresizlikten kıvranıyor ama değişmek de istemiyor. Akılla değişmiyor, krizle değişiyor. Şimdi bunlar da gereğini yapmayalım, yapıyormuş gibi görünelim olmaz. Ona ısrarla onu söylüyorum. Yani hepimiz Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi istiyoruz. Kürt sorunu da bunların en temellerinden biri. Ama çözülebilmesi için bu devlet zihniyeti çözmüyor zaten. Bu gerçekten çözülmesi gereken ama devlet etme zihniyetinin değişmesi lazım. Şimdi ne olur? Şimdi tabii eğer senin sorduğun şey uluslararası konjonktür değişti. Sen çözmezsen başkası başka şekilde çözecek. Mesela Suriye'de eğer Rusya ile Amerika bir anayasa sürecinde anlaştılarsa, orada da bir Rojava Federasyonu da hayata geçiyorsa, Türkiye bu süreçte bu tavrıyla müdahil olamaz. İşin içinde olamaz. Bunun bu sürecin bir parçası haline gelemez. Gelmek için gayret ederse bu tarafta içeride bu haliyle gelemez. Aynı zamanda 2 yaz evvelki Akdeniz'deki tavırların hepsi kayboldu. Aynı bu parasızlıktan dolayı bir Avrupa, bir NATO ama bu haliyle nasıl olacak? Buralarda bir sıkışıklık var. Ben bunu yurt dışındaki dış politikada da çok ağır çıkmazlara sürüklenmenin getirdiği bir tavır değişikliği olarak niteliyorum. Kürt meselesinin önemi, ağırlığı çok önemli. Ama mağduriyetlerin tümü hallolmadığı vakit hiçbir sorunun çözülemeyeceğinin bilincinde olarak yürümek lazım. Yani bunu çünkü daha evvel denk, ya değişmesinler ama işi çözsünler. Değişmeyeceği çözülmüyor, onu gördük. Değişme nedir? Evrensel hukuka ihanet etmemedir. Yani bir olumlu olarak değişen bir şey var ama bu temkinin gerçekten inançlı, umutlu bir hale gelebilmesi için ilk hukuk, evrensel hukukun kurallarında ne yapacağını görmek lazım. Ya 100 yıldır sorunlarını çözememiş, 100 yıldır demokratikleşememiş bir cumhuriyet, 40 yıldır YÖK'ü kaldırmamış, 40 yıldır siyasi partileri ortadan kaldırmamış bir siyaset kurumu. Onun için bu süreç önemli, bir şeyler oluyor ama büyük bir temkinle yurt dışındaki gelişmelere başa çıkılamadığı için, bundan uyum sağlanamadığı için çok büyük bir sıkışıklık var. Para yok, üretim yok, eğitim sadece bir propagandaya dönüşmüş. Bu sürecin getirdiği çıkmazların dayatmaları var, hayatın dayatmaları var. Dilerim bundan çok kalıcı, olumlu, samimi bir yere gidilebilir. Gidilmezse de hayat kendi yolunda gidecek. Türkiye'yi kale almayacak. Onu da altını çizmek lazım. Yani ben bir şeyler yapacağım ama muhatabımı dinlemeden, muhatabımla konuşmadan, muhatabımı dikkate almadan, yani bunu kendim şekillendireceğim.
Yani kavga ettiğinle barışırsın değil mi? Ben kendi kendime barışamam. Onu seni kavga ettiğimi dinlemem. Yahut muhatabım kimse kim, onun dışında muhatap kendime oluşturacağım. Yani buna işte sıfat koymak istemiyorum. Yani kurnazlıkla, siyasal hesapla vesaireyle olmaz. Bu işin gereğini yapacak. Gereği nedir? Ya hukuk devletidir, demokrasidir. Avrupa Birliği standartlarıdır. Ne diyeyim yani, bunun ilkeleri var, kuralları var. Bu böyle ilk defa görülen bir şey değil. Kürtler oyunu alamayan yerel iktidarda seçim kazanamıyor. Şimdi bunun hesabı mı yapılacak? Yoksa gerçekten bu devletin gerçek bir demokratik hukuk devleti olarak sorunu mu çözeceğiz? Şimdi biz siyasi olarak kimlerin ne çıkarı var konuşuyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'ni dinlemiyor. Ya içeride milletvekilleri var. Şimdi o parlamento bilmem Kürt sorununu konuşacak. Peki Anayasa Mahkemesi kararlı, Demirtaş içeride, bilmem öbür Hatay milletvekili Can Atalay içeride. Bunlar Anayasa Mahkemesi ayım kararları var. Şimdi o uygulamadan neyi konuşacağız biz? Bir de tabii bütün hapishanelerde bir infaz belası var. Bunu bir ırka, bir dine, bir mezhebe indirmek çok yanlış. İnsan temel hakları üstünden infaz yasası suçlunun kimliğine bakmaz. Yahut mahkumun, tutuklunun kim olduğuna bakmaz. Herkese eşit uygulanır. Bunun canını okudular ya. İnfaz yasasını infaz etti bugünkü siyasal iktidar. İnfaz yasasını her yerde uygula. Neler duyuyoruz ya? 30 yıl yatan bir şair var değil mi içeride? Ne diyorlar? Kötü hal. Ya ne kötü, 30 yıldır bir yer odada oturan adam ne kötü hali olacak ya? Eziyet etmeye devam ediyorlar. Mesela o çıkmadıkça Kürt sorunu hallolur mu mesela? Aynı zamanda hastalar var. Onun için bir kere bunu bir söylemek lazım. Yani siz gerçekten evrensel hukuku, temel hak ve özgürlükleri, demokratik bir devletin yapması gerekenleri yapacak mısınız? Yoksa eski reflekslerle, eski zihniyetlerle işler sıkıştığı için yeniden bir olmuş gibi mi yapacaksınız? Bu temkini, bu tereddütü ve 100 yıllık bir süreçteki hep bu anlamdaki bir çok ağır faturalar ödeyip çok az ilerlemeyi göz önünde bulundurarak bu rezervi bir koymak lazım. İnsan olma vasfından doğan devredilemez hakların var. Yaşam hakkı, düşünce hakkı, konuşma hakkı, ırk bilmem neyse, ana dil hakkı. Bunlar zaten doğal. Şimdi nefes alırken birisi, ya bak kardeşim nefes almak için bana izin verir misin diyor musun? Temel hak ve özgürlükler nefes alma gibi, yaşam hakkı gibi şeylerdir. Şimdi bu yani olması gereken şu masanın zeminine gelememiş bir yerde biz yeniden başladık. Çözüm var mı? Tabii umutluyuz. Bir değişiklik var. Ama bu sefer aynı tuzağa düşmeden, yani bir siyasi ikbal ve dış dayatma mecburiyetinde kalan birisinin çaresizlik içinde ama gene de ipleri kaçırmadan, gerçek bir hukuku, demokrasiyi oluşturmadan filan yerim dar, bu kadar oynuyorum demesiyle bu işlerin çözülemeyeceğini de altını çizmek lazım. Umutluyuz, destekliyoruz. İyi şeyler olsa başımızın üstünde ama tarzı bu değil.